Denizli'nin Çal ilçesinde 90'lı yılların sonunda sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çeşitlilik artıyor, ayçiçeği ve mısır üzüme alternatif oluyor. Bu üretime ilk başlayan firmalardan Oktay Tarım, Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarına ay çekirdeği üretmekle kalmıyor, yıllık 6000 ton ay çekirdeği, 10.000 tonda yemlik mısır ticaretiyle bölge üreticisine de katkı sağlıyor. Ege bölgesinin en verimli topraklarından Denizli Çal'da yıllar boyu ekmeğini topraktan kazanan Oktay ailesi, bölgede sulu tarıma geçilen 90'lı yılların sonundan itibaren ay çekirdeği üretimine yönelip tarımsal kalkınmaya destek oluyor. Öncelikle hoş geldiniz ya ve başarılar diliyorum siz ekibimiz adına. Denizli'nin Çal İsabi Mahallesi'nden Nedim Oktay, aynı zamanda kendim muhtarlım burada. 50 yıldır babam çiftçilikle uğraşıyor bu bölgede. O dönem için arpa, buğday, nohut babam mesela. Fakat ben bir değişiklik olarak önce bu bölgede bir domates denemesi yaptık. Fakat olmadı. Arkadan bir yıl sonra bildiğiniz gördüğünüz gibi ayçiçeği denemesi yapayım dedi. Babam bunu müsaade etmedi. Fakat ben yine bir arkadaşın tarlasını kiralayarak bu işe mücadelemi verdim. Kaldırdım. Başarıyla sağladık. Ayçiçeği yani hem verimi hem fiyatı konusundan bu bölge epeyce kalkındırdı. Türkiye'nin %40'ı Denizli'den buradan çıkıyor. Önce Çivril'de başlayan ay çekirdeği üretiminde zaman içinde Çal söz sahibi oluyor. Oktay Tarım ilk önce baba mesleği demişti ya, çiftçilik. İlk kendimiz 3000 dekar arazi işliyoruz biz. 2000 dekar ay çekirdeği, 1000 dekar mısır. Hem üretim hem ticaret. Yaklaşık ay çekirdeğinde 6000 ton üreticilerden, müstahsillerden aldığımız ürün oluyor. 10.000 tona da yakın danelik yemlik mısır alıyoruz. Bunları Türkiye'nin önde gelen firmalarına pazarlıyoruz. Ay çekirdeğinin ekimi, bakımı, hasadı ve işlenmesi yaklaşık 7 aylık bir süreci kapsıyor. Ay çekirdeği Nisan'ın 15'inde başlar, Mayıs'ın 15'inde biter. Ondan sonra sulama işler başlar. Arkasından Ağustos'un sonlarına doğru hasat işlemler başlar. Eylül, Ekim, Kasım. Bu aylarda hasat dönemi devam ediyor. Çal İsa Bey bölgesinde siz hem ayçiçeği hem mısır üretimiyle ülke ekonomisine, tarımına katkı sağlıyorsunuz ama üreticilerin ürünlerini de değerlendirmiş oluyorsunuz bu bölgede. Kerim Bey, Nedim Bey bahsetti genel işleyişten ve tecrübenizden. Peki hangi ürünün alınacağına nasıl karar veriyorsunuz? Nasıl bir işleyiş var? Şimdi çiftçimiz tarladan çekirdeğini getiriyor. Kuruttuktan sonra, eledikten sonra bizi arıyor. Ben çekirdeğimi çıkardım, ürünümü çıkardım. Artık biz gidiyoruz harmanla elediği yere. Yerinde görüyoruz. Yerinde numune alıyoruz, analizini yapıyoruz, kriterlerine bakıyoruz. Bize uyarsa anlaşıyoruz. Nedir bu kriterler mesela? Mesela iriliği, hektolitre dediğimiz içinin dolgunluk oranı, lekesi. İşte kriterlere uyduktan sonra, fiyat konusunda anlaştıktan sonra hayırlaşıyoruz çiftçimizle. Ondan sonra bizim kendi araçlarımızla elemanlarımız gidiyor, yükleyip getiriyorlar. Burada bizim işletmemize boşaltıyoruz. Buradan sonra peki, buraya getirildi ürün. Ondan sonra nasıl bir süreç başlıyor? Buradan sonra sattığımız firmaların araçları geliyor. Biz buradan onlara yükleme yapıyoruz. Onlar kendileri kendi işletmelerine götürüyor. İster döküm, ister çuval, artık o anlaşmaya bağlı. Veya elenmiş, ister elenmiş, ister böyle natürel. Satılıyor. Yani
Yani buradaki işleviniz sizin ürünün alımı, satımı ve depolanmasıyla evet. ilgili oluyor. Aynen. Yeni de bir tesis kurdunuz burada. Evet, alanınız evet. da genişledi. Bundan evet. da bahsedelim. Ne zaman yapıldı? Şu an ne kadarlık bir kapasiteye sahipsiniz? Şu an 5000-6000 depolama kapasitesine sahibiz. Günde 40-50 ton eleme ve paketleme, çuvallama tesisi kuruldu. Arz talebe göre ister kriterleri var onun. Çuval veya döküm eleniyor, müşterilere satıyoruz artık biz de çiftçiden aldığımız ürünleri. Bu sene nasıl peki? Verimden memnun musunuz? Dekar dediğimiz 1000 metrekareden 200 ile 300 kilogram alınıyordu, 250-300 kilogram rekolte. Bu sene yani 150-200 kilo arası verim düşük ama fiyatlar iyi bu sene. Kurucu ortak Nedim Oktay, kendilerine koydukları hedeflere değinerek sözlerini noktalıyor. Türkiye'nin önde gelen firmalar var. Onlara satıyoruz. Yani hedefimiz biraz daha ileri giderek yurt dışına İsa Bey'in çalın çekirdeklerini pazarlamak istiyoruz yani. Hedefimiz bu.